Hocam Kur'an'da modernlik var mı? Açıklar mısın? Taylan FB 53. Hazreti Süleyman ne yapıyor? Bakın kaç bin yıl evvel. 4000 yıldan daha evvel. Yani 5000 yıllık yaklaşık. Havuz yaptırıyor. Sarayın içi ama saray muhteşem bir saray. Her yeri heykellerle süslü. Ve altın kaplama. Duvarlar. Ahşabın üstü altın kaplama. Lacivert, erguvani ve hoş böyle saray kırmızısıyla kumaşlar boyanmış. Perdeler ipek ve çok kaliteli ketenden. En mükemmel ahşap kullanılıyor. Ahşap tamamı altın kaplama. İnce varak altın kaplama. Ve muazzam çok güzel heykeller var. En mükemmel mermer kullanılıyor. Zeminde ve duvarlarda. En seçmece mermerler. Bir havuz yaptırıyor. Bakan havuzu yani hiç istisnasız ama kim bakarsa baksın derin bir su zannediyor. Havuz. Halbuki camdan, kristalden yapılmış. Işık oyunlarıyla öyle bir görüntü elde edilmiş ki bakan hakikaten net içi su dolu zannediyor ve derin bir havuz zannediyor. Geniş. Sebe Melikesi Belkıs'ı biliyorsunuz davet ediyor. Kadın dekolte açıktır. Sebe Melikesi Belkıs. Güneşe tapıyorlardı onlar. Dekolte Aba Hanım. Çok bakımlılar Hazreti Süleyman'ın yanına geliyor. Eteği de üstünde. Hazreti Süleyman diyor ki gel havuza gir diyor. Bak derin olan havuza gir diyor. Eteğiyle bir kadın ne yapar? Eteğini açar. Kur'an'da diyor ki eteğini kaldırdı açtı diyor. Derin bir havuz su zannetti diyor. Eteğini açtı diyor. Hazreti Süleyman şaka yapıyor. Eteğini açacağını bildiği halde. Yani zaten o deniyor havuza girdiğini kastetti o inşallah. Şaka yapıyor kadına. Suya bastığında yani havuza bastığında cama bastığında bakıyor suya giremiyor. Ama bacağını da açmış. Hazreti Süleyman şaka yaptığını söylüyor. O diyor havuz değil diyor. Sudan değil diyor. Kristalden yapılmış özel bir teknikle yapılmış havuzdur diyor. Kadın hayran oluyor. Şimdi diyor tahtını getirtireceğim sana diyor. Tahtın görüntüsü 3 boyutlu olarak bir anda oluşuyor duvarda. Nasıl bir teknoloji kullanıldı? Halen bilinmiyor. Yani görüntünün nakli televizyonun çok daha kolay ve basit bir yolu var ama bulunamadı şu an. Bakın 3 boyutlu çok kaliteli görüntü nakli oluyor. Çok basit bir yöntemle. Ama şu an bilinmiyor. Çok karmaşık yöntemlerle elde ediliyor şu an. Öyle bir yöntemle getirttiriyor görüntüyü. Kadın diyor ki aa diyor aynısı diyor. Değiştirin bakın biraz diyor Hazreti Süleyman görüntüyü. Biraz değiştiriyor ama diyor aynısı diyor kadın. Elhamdülillah biz zaten Müslüman olmuştuk diyor. Görüyor musun sanatın etkisini? Şakanın, güzel dilin, sohbetin, sevginin etkisini. Kadını sevdiğini hissettiriyor Hazreti Süleyman. Ona şaka yapıyor, gönlünü alıyor. Muhteşem bir saray sunuyor ama muazzam mobilyaları. Muhteşem bir görünüm var. Kadın diyor ki biz zaten Müslüman olmuştuk gelmeden önce diyor. İslam böyle anlatılır işte. Modernlik budur. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekat diyor. Adnan Bey dinimizi örtülmeyi emretmiyor mu? Ama siz modernlikten bikini kızlardan kadınlarına bahsediyorsunuz. Fatih Üzüm. Facebook'ta hesabı yokmuş. Canım fark etmez işte yazsınlar yani. Kendi ismini gizlemesine gerek yok diyebilir. Sen şimdi şeyden başlayalım. Akdeniz'sin. En baştan başla. Gel. İzmir'e geliyorsun. İzmir. Oradan yukarıya çık. Marmara. Çanakkale'ye. Oradan Karadeniz'e geç. Boydama'ya geç. Bütün sahiller, koylar plajlarla dolu. Milyonlarca insanımız mayoyla denize giriyor. Sen hepsini bir kalemde siliyorsun. Bambaşka bir gözle bakıyorsun. Halbuki onlar bizim canlarımız. Tertemiz insan. Nur gibi Müslüman onlar. İşte sen bu kafayla bakarsan kendine de zarar verirsin. Çünkü kendi kız kardeşin de gidiyor. Havuza giriyor. Plaja gidiyor. Ve sen de giyiyorsun.
hiç kimsenin kılığına, kıyafetine müdahaleye gerek yok. Ne çarşafa müdahale olsun, ne bikiniye müdahale olsun. Fikrine, fikire karşılık verirsin.